tepe sistemi Urfa'yı çatlada keklik hep giriyor. Bir adayı değiştirmeye bile tenezzül etmiyor. Kendi içlerinde çatlama oldu. Daha Erdoğan gibi bir lider gelmedi. Vallahi hiç tanımadığımız birine vereceğiz. Tek o Beyazgül çıkıp kazanmasın. Mecbur bizi bıraktılar. Kasım Gülpınar. İyi bir belediye başkanı. Aynen hocam. Urfa öyle bir belediye başkanı lazım. Giden oyların DEM Parti'den değil, AK Parti'den gidediğine inanıyoruz. Kazanmaya en yakın olduğumuz dönemdeyiz. Şanlıurfa'da şu anda seçimi kazanabilecek olan 3 tane parti var burada. Bundan bir tanesi AK Parti, diğer tarafta DEM Parti ve yeniden Refah Partisi. Biraz sıkıntı veren bir parti ama hani bence her şekilde her zaman değişim şart. İyi bir hizmet bekliyoruz. Dürüst insanlara ihtiyacımız var diyoruz. Tabii ki AK Parti. Refah Partisi alır abi. Yeniden Refah olmasa da DEM Parti. Sen aynısını AK Parti zihniyetini savunuyorsunsa, AK Parti adaylarını oraya almışsınsa, AK Parti var. Bunun aslı burada. Bu yapılanmanın insan aklına getireceği tek bir şey var. Evet, AK Parti'yi sen aşağı çekiyorsa bu deme yarıyor deriz. Halka rağmen burada bir şey yapıldı. Ama maalesef hala o gelir, bu gelir. Sürekli korku imparatorlukları, sürekli başka şeylerle insanları farklı şekilde yönlendirmeye çalışıyorlar. İnsanlar kararını vermiş. Burada güçlü olan parti şu anda Yeniden Refah Partisi. Biz şu anda önde gidiyoruz. AKP hükümeti bizle besleniyor aslında. Yani o olmasa Türkiye'de ürettikleri politikada ne olacak? Halkı ya da nasıl ikna edecekler? Halk da artık uyandı. Yani evet, hizmet edecekse DEM Parti hizmet etmeli. Halkçı bir belediyecilik yürüttüğümüz için. Varsa böyle bir endişeniz, çekinceniz o zaman feragat edin. Siz Yeniden Refah Partisi'ni destekleyin burada. Bu dönemde söylediklerimizin çok üstünde işler yaptık. İnsanımız bize inanmış artık. Bunun için de yaparsa Zeynel Başkan yapar diyor. Bu iş bir isim meselesi işi değil. Bu bir hizmet meselesi. Vatandaş isme, şahsa oy vermez ki. Biz Urfa'yı yöneteceğiz. Önce Urfa'yı, sonra Türkiye'yi Allah'ın izniyle. Yıllardır AK Parti için çalışıyoruz. Hep ona verdik oylarımızı. Fakat AK Parti baştaki başlarımız güzel. El altında olanlar hiç işimizi görmüyorlar. Yaz olunca biz susuz kalıyoruz. Su için komşularla kavga ediyoruz. Elektrik için birbirimizi vurduk. Belediyeler bize bakmıyor. Onun için de bu defa Büyükşehir Belediye Başkanı'na oyumuzu vermeyeceğiz. Tayyip Başkanım Beyazgül'ün yerine hiç okumayan birini koysaydı biz onun hatırına yine onu verelim. Vallahi hiç tanımadığımız birine vereceğiz. Mecbur bizi bıraktılar. Kasım Bey'e de verilen oy tepki oyu yani. Zeynel Bey'in yerinde daha popüler, daha iyi bir başkan adayı olsaydı muhtemelen o kazanacaktı yani. Daha önce de Fakı Baba'da yaşadık bu olayı. İktidar partisine karşı tek başına bağımsız çıkmıştı. Siyasetin beşiği Urfa'dan dönüyor. Ayrılmadan önce Cumhurbaşkanı'yla görüşme imkanınız oldu mu? Yok, kendisiyle direkt görüşmedim ama kendisinin en yakınındaki iki tane yetkiliyle görüştüm. Ne yanıt aldınız? Yanıt alamadığım için buradayım işte. Yani aslında yanıt alamadım. Sorun bu. Sordum. Hani neden? Gitmek istemiyorum. Onu da defalarca söyledim. İstifa etmek istemiyorum. Defalarca söyledim. Partimde kalmak istiyorum. Cumhurbaşkanını seviyorum. Ben şunu görüyorum. Yani halka bir dayatma var şu anda. Ben bunu görüyorum. Onun için kabul etmedim ben. Geri dönüş maalesef olmadı. Eğer biz 4 dönem kendisi milletvekili yapmışsa, ben de aynı partiden belediye başkanlığı yapmışsam, o gün neden denilmedi? Neden susuldu? Eğer geçmiş dönemde benimle bunlar konuşulmamışsa, bir masa etrafına gelip de bu belediyenin projeleri, şu şehrin projeleri ne denilmemişse, bugün ben bunun daha iyisini yaparım, adayım denilirse ben bunu kabul ederim. Belediyecilik anlamında doğru yönetilmediği, doğru hizmetler yapılmadığı gerekçesiyle Şanlıurfa kamuoyu kendisini
mesaj yağmuruna tuttu. Biz de kendi partimiz adına, bizzat ben kendim, kendisine teklif götürdüm. Bir eli balda, bir eli yağda olan birinin, makamları olan bir insanın Cumhurbaşkanı danışmanı olması münasebetiyle, MKYK üyesi olması ve 4 dönem milletvekilini yapmış olması ve bunların tamamını elinin tersiyle itip yeniden Refah Partisi'nde Şanlıurfa bir belediye başkanlığı gibi bir göreve talip olması aslında orada sorumluluğu taşıyor. Hala yanlışta ısrar etmek bu hepimizde çok şey kaybettirir. En başta Urfa'ya kaybettirir. Biz Urfalıyız. Urfa'daki insanlar için siyaset yapıyoruz. Yıllarca da Urfa'da siyasete emek verdik. Ben bunu öncelemek zorundayım. Yani onları dinlemek, duymak zorundayım. Aslında benden önce iktidarın, genel merkezin bunu duyması gerekir. Zaten yeniden Refah Partisi'nin dışında da herhangi gideceği bir parti yok yani. Çünkü onun siyasi anlayışına aykırı. Bunu açık net söyleyeyim. Mehmet Kasım Gülpınar olmasaydı Şanlıurfa'da bu kadar da rağbet görmeyecektik. Ama ciddi oy alacaktı. Kasım Gülpınar'ın aday gösterilmesinden sonraki süreçte bu üçe katladı. Biz diyoruz ki ya halkın dediğini dinleyeceksiniz ya da inşallah 31 Mart'ta halk gereken cevabı sandıkta verecek. Biz Erdoğan'ı seviyoruz. Biz Erdoğan'a oyumuzu veriyoruz. Erdoğan'a oyumuzu veriyoruz. Hiç kimsenin, Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin şahsımızın gölgesinde yürüyerek sırf bize seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza gösteremeyiz. Şanlıurfa'nın enaniyet gösterisine değil, esere ihtiyacı var, hizmete ihtiyacı var, yatırıma ihtiyacı var. Burada bir sel oldu, bir deprem oldu. Çok fazlasıyla eksiğimiz var. Daha önce full CHP'ye verdim oyunu. Başka bir seçenek arıyoruz artık. Kasım Gülpınar'ı kazanır diye düşünüyorum. Evet, biz de oyumuz ondan taraf olacak. Yani o sel felaketinde o beceriksizlikler, o insanların alt geçitlerde boğulup ölmesi, olaya sağlıklı bir şekilde müdahale edilememesi bence orada kopuş noktası oldu. Bu insanlar sel zamanı konuştular, eleştirdiler, halkın yanında olmadılar. Ayaklarına çizme giymediler ve kendileri biz bu selden nasıl bir siyasi rant çıkarız da Zeynel Abidin Beyazgül Başkan'ı yıpratırız, etkileriz. Bunu aylarca sürülerekten nasıl siyasi olarak aşağı çekeriz yoluna girdiler. Halkı bu şekilde etkilersek acaba bunun oy oranını düşürür müyüz dediler. Bu doğru değil. Bu doğru değil. Birkaç damla yağmur yağdı, Urfa'yı sel aldı gitti. Ya hala o kirlilik duruyor affedersin. Depremde yıkılan evler, molozları duruyor. Binalar metru kaldı. O binalar uyuşturucu yuvası olmuş. Bizim gençlerimiz hepsinin uyuşturucu müptelası olmuş. Bu gençlik, bu halk bunları hak etmiyor. Ben yol yaptım, ben köprü yaptım. Abi sen gencimi, çocuklarımızı kaybettirdin ya. Uyuşturucu bağımlısı oldu çocuk. 8 yaşında çocuk, 9 yaşında çocuk esrar sarıp içiyor. İyi bir ilçesinde çok fazla uyuşturucu bağımlısı var ve resmen unutulmuş orası. Buranın gençliğini kazanabileceğimiz bir başkan adayı olsun istiyorum. Onu da ben Saadet Partisi'nde gördüm açıkçası. Saadet Partisi sözünde durursa inşallah oyumu ona düşünüyorum. Dediniz ya bazı insanlar oturuyor, yani hiçbir iş yapmadan yine de maaşlarını düzenli bir şekilde alıyorlar. Evet. O konuşmanızdan sonra artık sizi destekleyeceğim. İnşallah galip gelirsin. İnşallah. Teşekkür ederim. Olsun. Hadi kolay gelsin. Şu an oyun verdik ama gerçekten bizimle beraber olan, yok, ben mezun olan arkadaşlarımın tanıdıkları vasıtasıyla şu an belediyedeler. Olmayacak. Artık işte biz de onları bitirmek için zaten geliyoruz. Yani. Çaba içerisindeyim. Tamam. Girmek için mücadele ediyorum. Ve tamam. Ben gerçekten başarılı bir öğrenciydim. Tamam. Mezun oldum ama şu an dışarıdayım artık. Tamam. Sürekli her gün şahit olduğum şey, kayırmacılık, adamcılık. Özellikle istihdam konusunda, insanlar sonuçta işsizliğin çok yoğun olduğu bir kent. Burada belediye de bir nevi istihdam alanı olarak görülüyor. Belediye istihdam edeceği zaman, eğer hakikaten halkın düşündüğü gibi, söylediği gibi bazı insanlara kayırmacılık yapılıyorsa, burada zaten bir şeyler çökmüş demektir. Bu adaletsizlik, bu haksızlık kavramı halkın beynine, zihnine yerleşmişse, burada bir şeyleri değiştirmek lazım.
Aslında benden önce iktidarın, genel merkezin bunu duyması gerekir. Neyi kayıracağım ben? Kime minnet borcum var? Kime diyet borcum var? Ben biliyorum bankamatik var. Ben de farklı şeyler söyleyeyim. Olmaz. Onlar kurumsal işleyiş içerisinde ilgili makamlara bildirilir, gereği yapılır. Kimsenin de bu konuda gözünün yaşına bakılmaz. Sadece bu dili kullanarak insanları nasıl mutlu edeceksin? Eğer senin elinde bir projen yoksa, gelecek bir tasavvurun yoksa, geçmişte senin bugün belediye başkanlığını yapabileceğine referansların yoksa, sen bu dili kullanırsın. Bu dil doğru bir dil değildir. Daha Erdoğan gibi bir lider gelmedi. Erdoğan hem başbakandır, hem cumhurbaşkanıdır. Bak, onun belediye reisine vermesek, ona vermemiş oluyoruz. Şimdi bir kahveye gidiyorsun, oturuyorsun. Eskiden kahvede oturmak yok. Korkusundan kimse oturamıyor. Silahlar bırakırsan burada bir tabanca, burada bir tabanca. Yürüdüğü zaman onu yolundan kesiyorlar. Teröristler, açık söylüyorum, bu Erdoğan'ın yani yiğitliği var ortada. Budur, başka bir şey yok. Yeniden Refah Partisi'nin tüm adayları daha önce AK Parti'de görev almış kişiler. Sadece AK Parti'de görev almış insanları sen listelerine yazarsınsa, meclis listelerine yazarsınsa ve onları ilçe belediye başkanları adayı yaparsınsa sen AK Parti'yi aşağı çekmek üzere kurulmuş bir sistem kurmuşsun demektir. Bu doğru bir şey değil. Zaten sen onun içerisinde bir parçaydın. O zaman sen niye ayrıldın? Düne kadar her şey doğruydu da bugün mü yanlış oldu? Sen kendine ait bir sistem kuraydın ve sen burada düşüncene ve senin hayat tarzına ilişkin insanları koyaydın. Biz kimsenin arka bahçesi değiliz. Biz kimseye kazandırmak ve de kimseye de kaybettirmek için kurulmuş olan bir siyasi anlayış da değiliz. Açık söyleyeyim, AK Parti yokken biz vardık. Milli Görüş vardı, Refah Partisi vardı, Saadet Partisi vardı, Milli Nizam Partisi vardı. Biz kendimiz kazanmak istiyoruz. Kendi çabamızla, kendi seçmenimizle ülke yönetmeye talibiz. Daha önce yaptık, bundan sonraki süreçte de yapmaya devam edeceğiz. Şimdi biz tek partiyle şu anda yarışıyoruz. Her iki partinin de politikası aynıdır. Yani bugün AKP'de aday olup seçilmedikten sonra diğer partiye geçmesi aslında yıllardır AKP'nin kendi politikalarının içerisinde olan bir adayın farklı bir politikayla nasıl bu şehre hizmet edecek. Biz halkımıza anlatıyoruz. Onlar aynıdır. Zihniyet aynı, yapı aynı, işleyiş aynı onlarda. Kadroları da aynı. Yani mühim olan zihniyetin değişmesidir. Biz sistemle mücadele ediyoruz. Bir sistem değişmezse, aynı kafalar, aynı zihniyet gelirse bir değişiklik olmaz ki. Bu değişim olursa her şey olacak. Halkın cebi para görecek, sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, barınmada onları bu illetten kurtaracağız inşallah. Tabii ki AK Parti. Biz bayanlar olarak Tayyip diyoruz. Çocuklar farklı düşünüyor maalesef. Refah Partisi alır abi. Ben Refah inşallah kazanacak. Yani biz hizmet göremiyoruz. AK Parti'ye veriyoruz. Hemen hemen AK Parti Urfa'nın kalesiydi. Artık yok. Bitti ya. Biz tek değil, çoğun bir insan öyle düşünüyor. AK Parti olmasın kim oluyorsunuz? Biz oyumuzu deme vereceğiz. Yani kendi partimiz. Çünkü senelerdir Urfa'da benim bildiğim hep Refah, Saadet, bilmem ne o şeyden geliyor. İnşallah bu sefer kırarız. Kayyum yani olmayacak bir şey. Adaletin yani bir normal bir ülkede yapılmaması gereken şey. O zaman seçim yapmaya gerek yok. Tayyip Erdoğan direkt kendisi atasın. Yani. Ama biz seçeceğiz. Onlar da kayyum atasın. İnanıyorum ki bu defa kayyuma karşı halk çıkacaktır. Çünkü kayyum politikası tutmadı. Aslında kayyum politikası iktidarın elinde patladı. Neden diyeceksiniz? Çünkü her gelen kayyum yolsuzlukla anılmaya başladı. Halk da bunu görmeye başladı. Oysa ki bugün bizim tutuklu olan belediye eş başkanlarımız hiçbirinin hiçbir yolsuzluğu bugüne kadar tespit edilmemiştir. Kesinlikle mahalli seçimlerin hizmet üzerine yürüyeceğine inanıyorum. Bu aslına bakarsan bir zihniyet dönüşümü, bu bir fikirsel dönüşüm. Bu hizmet belediyeci öne çıktığı zaman efendim birçok Güney ve Doğu Anadolu'daki düşünce değişecek. Ve bilginin ve aklın öne çıktığı bir sistem kurulacak buralarda. Bu da bana göre birilerini belki de birilerinin olumlu karşılamadığı bir şey. Peki deneyimli olup da belediyenin kapılarını
halka kapatıyorsa ve halka hizmet gitmiyorsa ve bütün yancıları ve rantçıları orada barındırıp kendi yandaşlarını, belediyenin bütün imkanlarını onlara açıp onlara yediriyorsa, bu deneyim neye göre deneyim? Kime göre deneyim? Halkçı belediyecilik nasıl yönetilir? Onu karşılaştıralım. Şu anda hizmetler, diğer o yatırımlar, onlar hepsi ikinci planda kalmış durumda. En fanatik AK Partili de olsa, başka parti, hangi partiden olursa olsun, bugün dürüst siyasetçi arzusunu, talebini dile getirecektir. Ha, içeride kalırız, dışarıda kalırız, onu Allah bilir. Ama ben yeniden değişimin olmasını çok isterim. Onun için yeniden rapor veriyorum. Kasım Bey, AK Parti'deyken bile desteklemiyordum. Çünkü ben AK Parti'yi desteklemeyen bir tipim. Yeniden Refah'ı destekliyorum. Necmettin Erbakan'ın öğrencisi hepimiz. Kendisi, yani Sayın Cumhurbaşkanımız da dahildi buna. Kürt, Lazlı, Çerkezli hepimiz biriz. Arap hepimiz biriz. Ben kendim Kürt asıllıyım ama benim için hepsi bir. Vatan da bir, bayrak da bir. Beni adam akıllı yönetecek biri varsa buyursun gelsin, sıkıntı yok. Başım gözüm üstüne.